Şimdi çocuklarda biz çoğunluğu çürük olmak üzere birçok sebepten süt dişlerini erken dönemde kaybedebiliyoruz. Bu çocuklar için büyük bir handikap. Dolayısıyla bu handikapı gidermek için biz ağzın içerisinde yer tutucu dediğimiz şu şekilde aparatlar kullanıyoruz. Bunlar ağzın içerisine çoğu zaman takıp çıkarmalı olarak kullanılıyorlar. Ve onun dışında bunların tabii sabit formları da var ama daha sıklıkla kullanılanı bu şekilde hareketli formları. Yer tutucuları kullanmamızdaki gereksinimi ortaya çıkaran asıl sebep ise dediğim gibi süt dişlerinin erken kaybı. Fakat erken kaybedilmesinin sebeplerine baktığımızda ise en başta gelen sebep ise diş çürükleri. Küçük yaşta özellikle bu şekilde yaygın diş çürüğü olan çocuklarda bizim bir takım önlemler almamız gerekiyor ve dünyada şu anda bunun en başta gelen önleyici mekanizması da flor üzerinden yürüyor. Ve bunu ikisini birleştirerek biz yeni bir materyal üretmeye karar verdik. Bu materyalin asıl hikayesinin başlangıç noktası bu oldu. Yer tutucular çocuklar için özellikle erken dönemde dişler kaybedildiğinde büyük bir ihtiyaç. Fakat aynı zamanda bu çocukların bir özelliği daha var ki o da çürüğe yatkın çocuklar olması, çürük oluşturma potansiyeli yüksek çocuklar olması. Bu iki ihtiyacı birleştirdiğimiz noktada da bizim flor salınımı yapan bir yer tutucu veya sahip olmamız bu çocuklar için ilerleyen zamanda da çürük oluşumlarını engelleyici bir tablo oluşturmalarını sağlamış bulunmaktayız. Uluslararası patent başvurusunda da bulunmuş olduğumuz kontrollü flor salınımı yapan bu yer tutucunun üretimi için TÜBİTAK 1702 çağrılı bir desteği bulunmakta. Burada lisanslamak isteyen firmalarımız bu destekten faydalanarak bize de bu ürünün üretimi konusunda destek olabilirler. Ürünün hikayesi şöyle başladı. Salih Hocam, bölüm başkanımız, test çalışması sürecinde bir fikirle geldi. Acaba dedi, bu yer tutucularına biz bir çürük önleyici bir materyal yerleştirebilir miyiz? Biz de en iyi çocuk diş hekimleri olarak fluoru biliyorduk. Daha sonra Salih Hocamla, Profesör Doktor Mehmet Hançer Hocamla irtibata geçtik. O da tabii olabileceğini söyledi. Çeşitli denemeler sonucunda fikir projeye dönüştü. Şimdi bu aparelimiz yavaş ve kontrollü flor salınımı yapan bir aparel. Bu nasıl gerçekleşiyor? Bu aparelin bir ana maddesi vardı, polimetil metakrilat diye. Biz buna direkt flor iyonunu yükleyemedik tabii. Bu floru başka bir materyale yükleyerek bir kompozit elde ettik, bir karışım elde ettik. Bu karışımın sonucunda da yeni bizim flor salabilen, yavaş flor salabilen, kontrollü bir şekilde salabilen bir materyal ortaya çıktı. Yavaş ve kontrollü olması önemliydi çünkü florun fazlasının çeşitli yan etkileri vardı. Kontrollü bir şekilde olmasını da istedik. Ağızdaki asitik ortam, yani abur cubur gıda tüketimi, şekerli gıda tüketimiyle başlayan asit pH'sındaki düşüşle beraber bizim aparelimiz daha işlevsel hale gelsin istedik. Bu şekilde malzeme geliştirdik. Patent başvurusu için Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ne başvurduk. Onlar bizi o şekilde yönlendirdiler. Tabii literatür çalışmaları, taramaları yapılıyor. Daha sonra 2019 Temmuz itibariyle patentimizi almış olduk. Gördüğünüz gibi yer tutucular dişler arasındaki erken kaybedilmiş olan buradaki süt dişlerinin boşluklarını dolduran aparayla. Ve bizim üretmiş olduğumuz bu yer tutucular ise kontrollü bir şekilde flor salınımı yaparak diğer dişlerin, kalan dişlerin sağlığını koruyorlar. Ve bunu da oldukça uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştiriyorlar.